refleksiyle hareket ettiğim için o döneme ya da çağdaş ve güncel bir döneme gelene kadar aslında 1960 sonrası İtalyan sanatında ne oldu, neler var, kimler dünya sanat ortamında kendini gösteriyor, kimlerin yapıtlarını konuşuyoruz gibi böyle bir geniş bir perspektiften alabilir miyim diye düşündüm ama o geniş perspektifi de olabildiğince özetlemeye çalışabilir miyim diye tekrar ettim. Fakat işimin çok zor olduğunu da slaytları hazırlarken ve sunumu hazırlarken gördüm. Bana bırakırsanız birkaç saat değil, birkaç ders çıkabilir bu. Özellikle de 60 sonrası İtalyan çağdaş sanatı dediğimizde. O yüzden hem bir takım bilgileri olan ve o bilgilerin güncellenmesi açısından bir seçki yaptım. Hem de İtalyan sanatının geçmişiyle ya da geleceğiyle bir bağlantı kurabilecek ve bu konu üzerine daha limitli bilgisi olanları da daha yakınlaştıracak bir sunum gerçekleştirmeyi planladım. O yüzden evet biraz çok başlangıçtan alacakmış gibi görünsem de çok korkutmayacağım sizi. Olabildiğince toparlamaya çalışacağız. En azından bir saat içinde bunların tümünü özetlemeye çalışacağım. O yüzden çok ikonik bir görselle başlamak istiyorum. Çünkü galiba bize öncesi ve sonrası ile ilgili çok önemli şeyler söyleyecek.